hayatımızın üçte birini hemen hemen işgal eden en önemli bir zaman dilimidir. Ve uyku, neden uyku insan için önemli? Bozukluğa geçmeden önce uykuyu tanımak lazım, anlamak önemli. Şu uyku da insan beynin için çok kritik önemi var. Neden? Uykuda ne oluyor? Şimdi vücudumuz yorgunluk maddeleri birikiyor, toksinler birikiyor ve lenf yolları bunları vücudumuz atıyor. Karaciğeri böbreğe gönderip atıyor gündüz içerisinde. Her an yapıyor bunu. Ama beynimiz de bu lenf yolları yok. Acaba bu vücuttaki serbest radikalleri, oksitlenmiş maddeleri, yorgunluk maddelerini beyin nasıl temizliyor bilinmiyordu. Son yıllarda bu anlaşıldı. Beynimiz uyuduğu zaman beynimiz küçülüyor. Küçüldüğü zaman da damarların etrafındaki boşluklar oluşuyor. O boşluklar lenf kanalı gibi hizmet ediyor. Uykuda beyin kendi kendini temizliyor. Eğer kişi uyumazsa beyinde ciddi toksik maddeler birikiyor. Yorgunluk maddeleri birikiyor. Serbest radikaller birikiyor. Beyinde hasar başlıyor. Yani uykusuz bıraktığın zaman literatüre göre bir insan en fazla 11 gün dayanabilmiş şu ana kadar. Bir insan uykusuz yapmaya. Uykusuzluk şizofreni modeli olarak geçiyor. Hayvan deneylerinde hayvanı uykusuz yaptığın zaman hayvandaki davranış bozuklukları ortaya çıkıyor. Daha hırçınlaşıyor hayvan. Böyle bu şizofreni modeli uykusuzlukla hayvanlarda yapılan bir model. Ve insanlarda işkencenin insanın vücuduna hiçbir çizik atmadan bir insanı aşırı ışık altında tutarak hiç uyutmadığınız zaman o insan bir müddet sonra zihinsel dağılma yaşıyor, aklını kaybedebiliyor. Bu nedenle en böyle iz bırakmayan işkencedir. En vahşi işkencelerden birisidir bir insanın yapılabilecek. Uykusuz, mesela soğuk su dökerler onun için işkence yapanlar, uyutmazlar. Tam uyuyacağı zaman soğuk su dökerler. Hep ışığı açık tutarlar. Yani, eğer uyursa düşüp boğulacağı bir ortama koyarlar kişiyi. Yani böyle durumlarda kişide hiçbir işkence izi olmadan o kişi öyle bir acı çeker ki her şeyi konuşmaya başlar. Konuşturma yöntemi gibi kullanırlar bu nedenle. Bir işkence yöntemidir. Bu uykusuzluk beynin temel ihtiyacıdır. Yani uykuda REM dönemi özellikle beynin, bütün vücudumuz, kaslarımız gevşiyor ama beynimiz aktif çalışıyor. O arada beyin bütün gündüzü öğrendiği bilgileri arşivliyor. Tasnif ediyor ve o bilgiler daha sonra kullanıyor. Yani bu nedenle aktif bir rüya bilimi var şu anda. Sadece rüyada ne oluyor diye rüya laboratuvarları kuruluyor. Yani bu laboratuvarlar bir kişinin tabii hayatında önemli olayları anlamamızda, analiz etmemizde işe yarıyor. Uyku bozuklukları bu nedenle işte insomni diye geçiyor.